Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Aynil inayeti kenzil hidayeti imamil hadreti eminil memleketi tırazil huleri nasiril mileri tacil şeriatı sultanil tarikatı bürhanil hakikati zeynil kıyameti şemsil şeriatı Şefii'l ümmeti, âli'l himmeti, kâşif'l gümmeti, yevmel kıyameti, sirâc'l âlemîn. Allahu âsimuhu ve Cibril aleyhisselam hâdimuhu vel burâgu merkebuhu ve gâb-u gavseyn makamuhu vel ma'budu maksuduh. Şems'ul duha, bedrü'l düca, nurul hüda, hayrul vera, imâm'ul müttakîn. Asfel asfiyâ-i Muhammedin'il Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Kıbletil arifin ve ka'betil daifin ve habibi rabbil alemin ve alâ âlihi ve ashabihi ve akradihi tayyibine dâhirin ve selim teslimen kesire ya rabbil alemin. Amin. Evet. Bu akşam mum ışığında inşallah dersimizi devam edeceğiz. Bizim ışıkla işimiz yok. Gelirse nurun âlâ nur, gelmezse canı isterse. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki bir kimse çarşamba veya cumartesi günü hacamat olup da bedeninde abraşlık olursa kendisinden başkasını kınamasın demiş. Demek çarşamba ve cumartesi günleri hacamat olmamak lazım. Sıkıntı oluyor demek ki insan bedeninde. Cenab-ı Hak o günlere ayrı bir hasiyet vermiş demektir. Hazreti Abdullah İbni Mugaffel radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki bir kimse bir yerde bir kuyu kazarsa etrafında 40 arşına kadar başkasının hayvanlarına yatak yeri kazmasına izin yoktur. Kuyu kazdın, su çıkarmışsan 40 arşın kadar etrafında serbest bırakacaksın. Herkes gelip istifade edecek yani. Bu demektir. Nasıl cümle? Başkasının hayvanlarına yatak yeri kazmasına izin yok. Yani başkalarının hayvanları oraya yatak olarak geldi mi sen gidip su alamazsın orada. Ona izin yok yani. Suyundan istifadenin önünü kesme diyor. Kuyu açmışsan su çıkarmak içindir. Su çıkmışsa herkesin istifadesine sunulması lazım. İnhisar altına alma diyor. Hazreti İbni Ömer radıyallahu anhüme rivayet ediyor. Bir kimse 40 gün zahire ihtikarı etse, yani buğday, arpa, pirinç bunları biriktirse, ihtikar etse, stoklasa yani. 40 gün stoklasa, 40 gün Allah'ın zimmetinden beri olur. Hangi muhit ki aralarında bir kimse aç olarak sabahlarsa onlar Allah'ın zimmetinden beri olur. Yani sen malı stokluyorsun, yani zahireyi stokluyorsun, ümmet acından ondan istifade edemiyor. Yani satmıyor millete. Allah'ın zimmetinden beri olur o adam diyor. Allah onu muhafaza etmez. Stokçuluğun belasını söylüyor. Şimdi de maşallah stokçuluk moda. Moda. Evet. İşte tehlikesi budur. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdular. Müslümanların zahirelerini ihtikar eden kimseye Allah ya cüzzam veya iflas verir. Oh elhamdülillah. Demek Müslümanlara gazık atmak için mal su toplayanlara Allah ya cüzzam hastalığı veriyormuş veya iflas ettiriyormuş onları. Ettiriyor.
Sen vaadinde sadıksın. Hazreti Ümmü Seleme radıyallahu anha rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz buyurdular ki bir kimse Mescid-i Aksa'dan hac veya umre niyetine ihrama girerse anasından doğduğu gibi temiz olur. Ey kurban olduğum Rabbim şu Mescid-i Aksa'yı Müslümanlara ver, biz de oradan ihrama girelim inşallah. İnşallah. Sadaka Resulullah ve nadaka Habibullah fîmâ gâl evkemâ gâl. Evet. 84 sayfa. İyi maşallah. Kaçıncı dersimiz bu? 23 ya da 24. Ene. Maşallah. Delikanlı olmuş yani ders. Sayfa 84. Ene zor. İşte. Ne kadar anlarsak o kadar kârdır elhamdülillah. Çünkü Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Neyle? Eneyle. Kendini bilen Rabbini bilir sözünü buradan görüyoruz yani. İnsanın Allah'ı tanıyabilmesi, Allah'ı bilebilmesi için kendini tanıması lazım. Cenab-ı Hak bütün ölçü, kendisini tanıtacak bütün ölçücükleri insanın vücuduna derc etmiş. Onlarla Allah'ı tanıyacaksın. Nasıl? Mesela daire-i mülkünde mevhum rububiyetiyle daire-i mümkünatta Halık'ının rububiyetini anlar ve zahir malikiyetiyle Halık'ının hakiki malikiyetini fehmeder. Bir insan bir şeye sahiplenmezse, sahiplenme duygusunu anlamazsa, Allah'ın bütün bu kainatın sahibi, malik olduğunu nasıl anlayacak? O malik olma, sahip olma hissi insanda olmazsa Allah'ın malikiyetini anlayabilir mi? Allah'ın rububiyetini kavrayabilir mi? Kavrayamaz. Cenab-ı Hak insana bir mevhum rububiyet vermiş. Diyor ki bu tarlanın sahibi sensin, bu bahçenin sahibi sensin veya bu vücudun sahibi sensin, bu elin sahibi sensin. Bu gözün sahibi sensin diyor. Sen de benimsiyorsun. Bunlar benim diyor. Benim gözüm, benim dilim, benim evim, benim karım, benim çocuğum, benim bahçem, benim dükkanım diyorsun da. Oraya kurallar koyuyorsun. Bu ne için? Ne için Cenab-ı Hak kendi dışındaki insanların da malikiyetine müsaade ediyor? Halbuki bu şirktir. Allah'ın mülk Allah'ındır. Mülk umumen onundur. Senin vücudun da onun mülkü, senin evin de onun mülkü, senin çocuğun da onun mülkü, senin dükkanın da onun mülkü, senin hanımın da onun mülkü. Ya sana ait neyi tevehüm ediyorsan, benim zannediyorsan onların hepsi Allah'ın mülkünün içerisinde. O ise malikül mülktür, bütün mülkün sahibi odur. Benim dediğin zaman Allah'a ait olan mülkten bir kısmına bura benim dediğin zaman Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. İşte Cenab-ı Hak kendisini tanıtabilmek için, kendi malikiyetini sana kavratabilmek için buna diyorlar farazi bir şirk. Niyetin Allah'a ortak koşmak değil çünkü. Ama söylediğin söz Allah'a ortak koşma manasına gelir. Fakat Cenab-ı Hak kendisini tanıyana kadar senin bu gizli şirkine, bu mevhum şirkine ceza vermez. Şirk kabul etmez yani. Çünkü başka türlü Allah'ın malikiyetini, rububiyetini kavramanın imkan ve ihtimali yoktur. Sen Allah'ı kavramak için, tanıyabilmek için bu aleme gönderilmişsin. O zaman bir şey olacak ya. Bir ölçü olacak ki o ölçüye göre kavrayabilirsin. Ölçü senin malikiyet hissindir. Bu da mevhumdur yani. Çünkü sonunda pes ediyorsun yani. Şimdi yolunu kavradığın zaman. Pes edersen? İstersen pes etme. Çünkü malikiyet hissine kapıldığın şey eğer gerçekten senin olsa, gerçekten sen ona malik olsan onun senden hiç ayrılmaması lazım. Bu el seninse sen öldüğün zaman yine senin olması lazım. Bu oluyor. Kabirde kalıyor daha olmuyor. Senden beraber gitmiyor. Ruh gidiyor. Ceset, el cesetle beraber toprakta kalıyor.
ve sonra çürüyor. Hepsi herkesin havası. Senin değil demek ki bu. Senin olsa bak malikiyet isim mevhumdur. Sen benim elim dediğin zaman bu elin seninle beraber öbür tarafta birlikte olması lazım. Olmuyor be gözüm. O zaman senin değil. Benim tarlam diyorsan o tarla öldükten sonra da senin olması lazım. Olmuyor da. Bir de, çoluk çocuk onun üzerinde kavga ediyorlar. Senin olacak, benim olacak. Ulan seninken ne oldu ki senden sonrakiler için öyle olay yani? Peki Allah'ın verdikleri bizim değil mi? Anne bu senin olsun dedikleri. Senin değil işte de. Malikül mülk odur. Hakiki haldir. Benim desen şirke, işte gerçek şirk odur ya. Yani. Gerçekten senin olduğunu zannetsen haşa be. Bu farazi bir senindir. Farazi bir senindir. O da imtihan olmak içindir. Allah'ı kavrayabilmek için bir de imtihanın gereği bir muamele yapman lazım da. İnsanlarla muamelen, elindeki eşyalarla muamelen, senin akrabaya taallukatınla muamelen, komşularınla bir muamele yapacaksın ki imtihan olacak yani. İmtihan bunun üzerine kurulmuş. Onun için Cenab-ı Hak o mevhum rububiyete müsaade eder. Onu günah saymaz. Rububiyette neyi düşüneceğiz önce? Yani oraya ben şurayı çiziyorum mevhum olarak. Oraya bir kanun koyuyorum, otorite koyuyorum. Herhalde başkasını yani. Sokmuyorum. Evet, etrafına çit çeviriyorsun da. Orada ne yapılacağını ben karar veriyorum. Ama rububiyet, gerçek rububiyet sahibi ne dedi? Kuyu açtın mı? Etrafına çit çevirme, etrafını başkalarına verme. Herkes oradan suyu istifade. Ulan kuyuyu ben açmışsam sana ne? Demek kuyu senin malikiyetin içinde değil. Malik hakiki Allah'tır. Oraya başka bir ölçü koyuyor. Seni dinlemiyor yani. Rububiyetiyle ölçü koyuyor. Malikiyetiyle de kendi mülkü olduğunu söylüyor. Ezan okunduğu zaman diye namaz kılacaksın. Niye namaz kılıyorum? Zamanıma niye karışıyorsun? Zaman benim mülküm daha. Diyor ki senin mülkün değil, benim mülküm. Benim dediğimi yapacaksın. Yapmıyorum. Sen bilirsin. Yapma. Benim mülküm, benim kurallarım. Malikiyet odur gözüm. Malikiyet oldu mu kuralı sen koyuyorsun da. Başkasını konuşturmuyor. Sana ne diyorsun? Yani kendi mevhum rububiyetiyle, malikiyetiyle Halık'ının rububiyet ve malikiyetine bir hudut çizer. Bu farazi bir huduttur. Zira hakiki hudut çizmek şirktir. Ya Allah buraya karışamaz. Bura benim mülküm desen nevzu billah. O şirk olur da. Ene farazi ve hayali bir hudut çizecek ki onunla Cenab-ı Hakk'ın mutlak olan esma ve sıfatlarını anlayabilecek. Ve böylece bu haneye malik olduğum gibi mumları söndürürken elini yaşlayıp elinle söndüreceksin, kokmaz. Tamam. Şimdi koku yapıyor. Bunlar bize anamız öğretmişti tamam. Rahmetli. Sen de öğrenmiş oldun. Şimdiki insanlar mumu bilmiyor ki. Ve böylece bu haneye malik olduğum gibi Halik da şu kainatın malikidir diyecek. Bu ev nasıl benim? Bu kainat da bir ev gibidir. O da Allah'ın diyecek yani. Evi kendine alacak. Kainatı Allah'a verecek. Senin evin kainatın dışında bir yerde mi? Hiç kimse kendi rububiyet malikiyet alanına ortak istemiyor. İstemez. Kimseyi sokmuyor. Böyle der ve farazi olan cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve farazi olan kesbi sanatçıyla o Sani Zülcelal'in ibda'i sanatını yani yoktan var etmesini anlar. Böyle demesi anlayamaz. Böyle inanmazsa Allah'ı anlayamaz, kavrayamaz. Yani. Mümkün değil. Yani insan kör olsa Allah'ın görme sıfatını anlayamaz. Allah sana farazi bir görme veriyor. Yani kendisine ait olan görmeyi sende tecelli ettiriyor. Sende olmaması gereken şey, sende olması gereken şey körlüktür. Kör olman gerekirken sende görme meydana getiriyor. Sen diyor, aa ben görüyorum. Ben görüyorum demekle görme denen şeyi anlıyorsun. Sonra bakıyorsun ki bu görme sende değil. O zaman diyor, aa bu görme de Allah'ınmış deyip o farazi hattı da kaldırıyorsun. Diyorsun ki benim görmem de Allah'tandır. Bütün görmeler Allah'tandır.
Nasıl bendeki görme Allah'ın görmesinin bir tecellisi ise Ahmet'in görmesi de öyledir. Mehmet'in görmesi de öyledir. Ayşe'nin görmesi, Fatma'nın görmesi, George'un, Salomon'un görmesi de. Yılanın, ineğin, sineğin, balığın görmesi de. Meleğin görmesi, şeytanın görmesi de. Bütün görmeler Allah'ın görmesinin bir tecellisidir. Şimdi Allah'ın görmesi nasıl bir görme acaba? Görme onunsa bakma nasıl olacak? Orada da rububiyet mi devreye giriyor? Bakmayla işte senin imtihanın meydana geliyor. Orada da rububiyet. Yani, mülkün sahibi diyor ki bu şimdi bu görme kimin? Ne dedik? Nereye gelmiştik? Senin dedik. Bu senin görmendir. Biz de istifade ediyoruz işte da. Senin görmenden biz de faydalanıyoruz. Madem görme benimdir, o zaman benim dediğim şeyi göreceksin. Benim dediğim yere bakacaksın. Benim bakma dediğim yere bakmayacaksın diye. İşte o zaman kulluk veya isyan başlıyor. İşte. Rububiyet dairesi. İmtihan başlıyor işte. Evet, ubudiyet dairesi başlıyor. Rububiyet dairesini anlamadan ubudiyet dairesini anlamanın imkan ve ihtimali yok. Bir adama namaz kıl deme. Evvela Allah'ı anlat. Allah'ı anlat ki adam niçin namaz kılması gerektiğini bilsin yani, düşünsün yani. Rububiyeti anlatmadan ubudiyeti istediğin kadar anlat, buradan girer buradan çıkar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim, öyle de şu dünya hanesini birisi yapmış ve tanzim etmiş de. Ve hakeza bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat ene de münderiştir. Ene'nin içerisine derc edilmiş. Yani ene efal, esma, sıfat ve şuunat-ı ilahiyenin tecelliyatına ya Allah'ın ya fiilleri sende tecelli ediyor. Ya isimleri tecelli ediyor. Ya sıfatları tecelli ediyor. Ya şuunat'ı tecelli ediyor. Sende tecelli ediyor ki sende bunlar meydana geldi. Bunların görüntüsü aksi meydana geliyor. Cenab-ı Hakk'ın bu tecelliyatına ya numune, ya zıddiyet, ya da sanat itibariyle kendisinde gösterir bir ayna mesabesindedir. Kim? Ene. Ene neymiş? Ayna. Ene aynaymış, ayna. Ene kendisine verilen cihazlarla yaptığı işlerde aynalık vazifesi yapıyormuş. Yani ne? O aynada yani insanın fiillerinde ayna gibi bir şey zuhur etmesi lazım. Neyi zuhur edecek? Allah'ın efali, esması, sıfatı ve şuunatı tecelli edecek. Tecelli etmiyor mu? Görünecek. Yani sen ayna olmak mecburiyetindesin. Senin yaptıkların Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarını gösterecek bir ayna şeklinde olacak. Uf. Ya 9. sözdeki namazı anlatan namazın 5 vakitindeki temel göz noktası insan işte. Aynada Rabbin gözüküyor. O namazı kim kılacak? Ene kılacak işte de. Neyle? Kendisindeki bu cihazatlarla. Bu cihazatların içerisinde görünen, yani o cihazatların yaptığı işlerde görünen nedir? Cenab-ı Hakk'ın esma, sıfat ve şuunatın tecelliyatı. O tecelliyat görünüyor. Sende görünen hareketlerin hiçbirinin hakikati senin değil. Bak, hakikati senin değil. Amel senin. Amenna ve sadakna. Bakan sensin. Yapan sensin. Düşünen sensin. Kızan sensin. Seven sensin. Küsen sensin. Görünüşte senin amelin yani. Ama onların hiçbirisini yapma gücü sende yok. Görme gücü sende yok. İşitme gücü sende yok, konuşma gücü sende yok, sevme gücü de sende yok, kızma gücü de sende yok. Bunlar kimin o zaman? Malın sahibi başka. Sen de bunlar tecelli ediyor fakat sen bunlar benimdir zannediyorsun. Kafana göre seviyorsun, kafana göre. Benimdir zannediyorsun. Yani ene efal, esma, sıfat ve şuunat-ı ilahiyenin tecelliyatına ya
numune cihetiyle gösteren bir ayna mesabesindedir, ya zıtliyet itibariyle gösteren bir ayna mesabesindedir, ya da sanat itibariyle kendisinde gösterir bir ayna mesabesindedir. Allah zengindir, ben fakirim diyeceksin. Zıddiyet itibariyle sendeki fakirlik Allah'ın gınasını, zenginliğini gösterecek. Veya numune itibariyle Allah, ben görüyorum, Allah da görüyor. Allah'ın görmesi bende görme şeklinde tecelli ediyor deyip numune olarak, ya da sanat itibariyle diyeceksin bunu yapan Sani-i Zülcelal'dir. Sanatkar Rabbim'dir. Bu eli şu beş parmakla ve boğumlarla, boğumların da şöyle kıvrılabilme gücüyle yapılmasaydı nasıl yakalayacaktın bunu? Ehli felsefe bile diyor ki bu insanın medeniyeti, terakkisi baş parmaktan dolayı olmuştu. Baş parmak olmasaydı şunlar olsaydı kavrayamazdın. Ne bak, baş parmakla kavramayı beceriyorsun. Kavrama olmadan medeniyet olmaz diyor. Sabanı kavrayacaksın, silahı kavrayacaksın, kalemi kavrayacaksın da. Gördün mü sanatı? Nasıl bir sanat yapmış yani? Sanat itibariyle Cenab-ı Hakk'ın efali, esması, sıfatı ve şunatı senin elinde tecelli ediyor. Bu el Allah'ı gösteriyor. Allah'ın sanatını, Allah'ın kudretini, Allah'ın hayatını, Allah'ın iradesini, Allah'ın ilmini, hakeza. Bu gösteriyor ki. Elini düşünsen Allah'ı görürsün. Yedi sıfatı elde görürsün. Yedi sıfatı burunda görürsün. Yedi sıfatı saçının telinde görürsün. Ama düşüneceksin, öyle mi? Düşünmezsen neyi göreceksin? Evet. Sapsata. Hikaye anlatır gidersin. Aslında bunlar senin aynanda da değil. Sana takılan aynalarda gözüküyor. Yani senin değil zaten yani. Amen demesin. Başkasında olsa da gösterecek. Ya gözümü reci. Baştan dedi ki mülk Allah'ındır. Sen onun hem mülküsün hem mülkünde çalışan memlüküsün diyor. Zor iş. Tevhide gitmek çok zor iş. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkıyoruz işte. Tevhidi ifade edecek şekilde konuşmanın imkanı ve ihtimali yok. Gücümüz sarılıyor. Her cümlenin tevhide uygun olarak olması mümkün değil. Onun için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bazen kelam küfür görünür fakat sahibi kafir olmaz diye. Niyet o değil çünkü. Elhamdülillah. Demek ene ayine misal, ayine gibi başkasını gösterir ve vahidi kıyasi yani mukayese ölçüsü ve aleti inkişaf yani ısıyı gösteren termometre gibi ölçme aleti ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Yani iki yönlü bir mana ifade eder. Tabii üstad burada bir teşbih yaptı. İnsaniyetin varlığından, insaniyetin varlığının kalın ipinden şuurlu bir tel. Bütün insanlığı kalın bir ip gibi kabul et. Bütün insanlığın vücudunu, varlığını, bütün insanlığı tek bir vücut gibi kabul etti. Bunu kalın bir ipe benzetti. Seni o ipi, kalın ipin içerisinde bir tel gibi kabul etti. Ama nasıl? Şuurlu bir tel. Ve mahiyeti beşeriyeyi, insanlığın mahiyetini bir hulleye benzetti. Bir elbiseye benzetti. O elbiseden ince bir ip olarak seni gösterdi, eneyi. O elbisenin ince bir ipi, onu dokuyan. Ama bu hulle neydi? Mahiyeti beşeriye. Ve ademiyetin şahsiyet kitabından, yani insanoğlunun
şahsiyetini bir kitaba benzetti. O kitabın içerisinde senin enen, yani sen diyor, bir elifsin. Kitaptan bir elifsin. O kadar. Kıymetin o kadar yani. Kıymeti harbiyen o kadar. Kendini affedersin bir şey zannetme. Hazreti Adem'den kıyamete kadar kaç trilyon insan gelmiş ve gelecekse sen onların içinde bir tanesin oğlum. Bir tanesin lan. Bir tanesin lan. İşte bu enenin iki yüzü var. Yani iki yönlü bir mana ifade eder. Vücud-u insaniyet, bin bir ismi ilahinin nakışlarını ayrı ayrı gösteren kalın bir ip ise, ene bu ipteki bir tel hükmündedir. Mahiyeti beşeriye, bir hulle gibi, bir elbise gibi ise, ene o hüllede ince bir ip durumundadır. Şahsiyeti ademiyeti bir kitap farz edersek, etsek, ene o kitabın bir elifi hükmünde olur. Bu üç misal teşbihtir, benzetme. Her bir insanın vücudu insaniyesi, her bir insanın mahiyeti beşeriyesi, her bir insanın şahsiyeti, ademiyeti var. Bu kayıtları zikretmenin hikmeti ne? Niye bu kayıtları zikretti o zaman üstad? Şimdi Şari, yani Molla Muhammed hocamız bunu niye zikrettiğini anlatmaya çalışıyor. Bakalım ne diyor? Eskiden şairler atışırken öyle diyorlardı. Aldı sazı Aşık Çobanoğlu, bakalım ne diyor. Şimdi şair ne diyor bakalım şimdi bu üç tane benzetme için. Birincisi, her insanın vücudunda camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet ve insaniyet mertebeleri vardır. Münazaratta bununla ilgili geniş bir bahis vardı. İnsanlar hayvanlıktan çıkıp geldiği zaman diye orada Şarih çok güzel açıklama yapmıştı. Ne demek yani? Bu onun hulasası şeklinde. Demek her insanın vücudunda hem minerallerin mertebeleri var, hem bitkilerin mertebeleri var, hem hayvanların mertebeleri var, hem insanların mertebeleri var. Nerede? Her insan. Vücudunda. İnsanın vücudunda bütün minerallerin yeri var. Yani fosforundan, gümüşünden, altınından, oksijeninden, hidrojeninden, karbonundan, azotuna kadar. Şu alemde ne kadar mineral varsa, cansız varlıklar, hepsinin bir numunesi insanın bedeninde vardır. Var mı? Var tabii. var. Peki insan vücudundaki mineraller cihetiyle altın var, gümüş var, her şey var. Platin var. Ne varsa bu alemde sende var. İnsan peki vücudundaki bu mineraller cihetiyle satılığa çıkarırsa kaç para eder? Yani kaç gram karbon var, kaç gram gümüş var, kaç gram altın varsa, yani bunu paraya döksek kaç kuruş edersin? 5 para etmezsin oğlum. Kimse sana para vermez vallahi. Vücudundaki insan minerallere göre değerlendirilse 5 para etmez. Ama bütün bu camit, cansız dediğimiz maddeler insan vücudunda vardır. Bütün onların mertebeleri insan vücudunda vardır yani. İki, insan vücudunda nebatiyet mertebeleri vardır. Bütün bitkilerin hayat safhaları insanın vücudundaki nebati hastalarda aynen vardır. Niye? Bitkilerde ne varsa insanda var. Bitkilerde ne var? Hayat var. Canlılık var mı? Büyüme var mı? Ölme var mı? Yeme içme var mı bitkilerde? Var tabii de. Renk var mı? Şekil var mı? La bunların hepsi insan vücudunda var. Var mı bunların hepsi? Demek bitkilerin bütün mertebeleri de insan vücudunda var. İki, üç, hayvaniyet mertebeleri, bütün hayvaniyet mertebeleri de insanda var. Yani hayvanlardaki farklılık ne?
bitkilerden yürüyebilmesi, bir de çiftleşip yürüyebilmesi daha. Ondan sonra bir de idrak var. Evini biliyor, yuvasını biliyor, dostunu biliyor, düşmanını biliyor. Bunların hepsi insanda var mı bu hasseler? Var. Bir de tilki deyince aklına ne geliyor? Kurnazlık. İnsanda kurnazlık var mı? Var. Ayı deyince ne geliyor? Vurup kırmak. İnsanda var mı bu? He, var. Kuzu deyince nedir? Mülayimlik. İnsanda bu var mı? Var. Kurt deyince ne? Parçalayıcılık. İnsanda bu var mı? Ulan bütün hayvanların hassesi insanda var da. Bazen biri öne çıkıyor, bazen diyorsun ulan kuzu gibi adam diyorsun. Bir de diyorsun ulan ayı gibi adam diyorsun. Ulan eşek gibi adam hala inanıyor diyoruz lan. Yani hayvanlardaki hastaların hepsi insanda var gözüm. Hangi insan? Herkes de var. Alaküller var. Ama az var, ama çok var. Ama illa var. Bir de insaniyet mertebeleri, insanın da hayat mertebeleri. İnsaniyet hayat mertebeleri de insanın içerisinde var. Seni zaten minerallerden, bitkilerden, hayvanlardan ayıran unsur nedir? Bu insaniyet mertebeleri. İnsanın diğer kendisine en yakın olan hayvandan farkı ne insanın? Beyni, akıl, düşünmesi, iradesiyle iş yapabilmesi. Konuşması. Nutku, manalı, mantıklı cümleler kurabilmesi. Bu hiçbir mahlukatta yok işte, bu sende özel. Bunun da bütün mertebeleri sende var mı? Var göz. Ebu Cehil'de de var, Ebu Bekir'de de var. Allah herkese eşit şekilde bunları vermiş. Eşit şekilde vermediklerine zaten imtihanı 2 gram, 3 gram aşağı tutuyor. Ki eşitlensin. Hesaba geldiği zaman eşitlenmesi lazım. Bana aynı gramdan bir hasse vermediyse, fazla gramla o hasseden fazla gram verdiği adamla beni aynı imtihana tabi tutsa Allah adaletsiz olur. Allah ne kadar vermişse o kadar imtihan ediyor. O kadarla seni imtihan ediyor. Demek her insanın vücudunda camidiyet mertebeleri de var, nebatiyet mertebeleri de var, hayvaniyet mertebeleri de var ve insaniyet mertebeleri de var. Müellif radıyallahu anh'ı ene vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir teldir demekle insaniyet, camidiyet, nebatiyet, hayvaniyetin mezzinden meydana gelen insaniyeti. Diyor ki bunların hepsi sende var. Bunların toplamı birbirine karışmış neticesi olan insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir teldir manasını ifade etmek istiyor. Yoksa ene insandaki sadece camidiyet, sadece nebatiyet, sadece hayvaniyet cihetlerinden ibaret değildir. Belki vücudu insaniyet bu 4 mertebenin mezcinden teşekkül etmiştir. Bu 4 mertebe mezc olunca, hamur gibi yoğrulunca senin insaniyetin meydana çıkıyor. İnsaniyet meydana çıkınca ne başlıyor? Bu sefer imtihan başlıyor. Çünkü insaniyet mertebesi son mertebe değil insan için. Ya iman mertebesine çıkman lazım. İşte bu peygamber olmadan, kitap olmadan mümkün değil. İnsan o mertebeye gelemez. Bu insaniyet mertebesinde kalır yani. Görür, düşünür, konuşur ama hakkı bulamaz, doğruyu bulamaz. Mümkün değil. İnsanın aklıyla Allah'ı ve ahireti bulması mümkün değil. Aklıyla bulması mümkün değil. Evet, bir şeyler hissedebilir. Burada ene teklifle muhatap. Evet, oradan teklif çıkıyor işte. Yani İnsaniyet mertebesinden 5. mertebe olan iman mertebesine çıkman lazım. İşte imtihan onun üzerinde dönüyor. İnsan olduğu halde iman mertebesine çıkamayanlar Cenab-ı Hak diyor ki ben bunları insan kabul etmiyorum. Aynı hayvan gibidir veya hayvan da olamıyor tabii. Atarım ateşe diye. Ama iman mertebesine çıkanları ayıracağım diyor. Onları bu tarafa ayırıyor. Burada oluyor. Onları cennete. Burada oluyor. Pislik oluyor ateşe. Elbette. Tüm mevcudatın insana kızma sebebiyle de tevafuk etti Ankara'daki dersiniz. Evet, o acayip bir ders oldu. Elhamdülillah Cenab-ı Hak orada yardım etti. O cümlelerden o manaya çıkar bak öyle baba yiğidin harcı değil ya. Elhamdülillah.
O ders güzel inkişaf etti. Bu birinci noktaydı. Neydi? İnsaniyetin kalın ipinde. Şimdi ikinci B noktası. Burada ne demişti? Mahiyeti beşeriyetin hullesinden bir ip, ince ip demişti. Şimdi onun için ne diyecek bakalım. İnsandaki melekiyet, beşeriyet ve şeytaniyet yönleri de var. İnsanda şimdi B insaniyeti camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet ve insaniyet mertebeleriyle tarif etti. Fakat beşeriyet meselesine gelince mahiyeti beşeriyede bu sefer konu değişti. Dedi ki insanda melekiyet, beşeriyet ve şeytaniyet yönleri de vardır. Diğer varlıklardan ayrı bir de ne var? Melekler var, beşer var ve şeytan var. Şimdi bu ikinci madde buraya bakıyor. Yani insan ya şeytaniyet tarafına gidecek ya melekiyet tarafına gidecek veya bizim gibi hem melekiyet hem şeytaniyeti beraber idare edecek. İnsanda melekiyet, beşeriyet ve şeytaniyet yönleri de vardır. Ene mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir iptir demekle şeytaniyet, melekiyet ve beşeriyetin mezcinden meydana gelen beşeriyetin hullesinden ince bir iptir manasında kullanılmıştır. Bu benim beynimde yok. Burayı bak atlamışız. Demek insaniyet deyince diğer dört mertebeyi hatırlayacağız. Beşeriyet dediği zaman şu üç mertebeyi hatırlayacağız. Yani melekiyet, şeytaniyetle insaniyet. Burada insaniyeti beşeriyet. Başka bir mana. Başka bir manada kullanılıyor. Beşeriyet. Beşeriyet olarak. İnsaniyet değil de beşeriyet olarak. İnsan ve beşer. Tesbihanım. Kelimeyi ayırdı yani. Birisi maddi olarak, birbirinde gaybi bir şey yani. Şey yok. Diğeri manevi cihetiyle. Evet, manevi. Yani biri maddesi cihetiyle insaniyet, beşeriyet dediği zaman maneviyatı cihetiyle ele aldı yani. Demek bu beşeriyet de şeytaniyet, melekiyet ve beşeriyetin mezcinden, yoğrulmasından meydana geliyor. İnsaniyet nerede meydana geliyordu? Camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet ve insaniyetin karışımından meydana geliyordu. Beşeriyet de şeytaniyet, melekiyet ve beşeriyetin karışımından meydana geliyor. Yani ene melekiyet cihetinde yalnız hayrı, şeytaniyet cihetinde yalnız şerri, beşeriyet cihetinde ise hem hayrı hem de şerri isteyen mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir iptir. Nasıl bir mana çıkardı lan. Ulan maşallah Molla Muhammed. Vallahi bunun elini öpmek lazım. Yemin olsun ha. Eyvallah. Harika bir mana çıkardı yani. Öyle zannediyorum ki Bediüzzaman'ın da aklına gelmemiştir bu mana. Aklına gelseydi azıcık çıtlatırdı. Hiç çıtlatmamış. Öyle geçmiş. Şimdi burada ayırdı hocam. Tam böyle şeyine getirdi. Yani Kur'an'ın muhatabına getirdi. İnsanı nasıl tahlil etti? Kalbe getirdi. İnsanı nasıl tahlil etti yani? Maşallah. Rahmani, şeytani, vallahi maşallah. Lümmeler ortada beşer. İşte yer ve göklerin tahammülünden çekindiği emanetten murat beşeriyetteki hem hayra hem de şerre kabiliyeti olan bu enedir. İnsaniyetten çekinmiyorlar yani. Beşeriyetten çekiniyorlar. Evet, evet, evet. Yalnız meleklerdeki veya yalnız şeytandaki ene değildir. Zira meleklerdeki ene yalnız hayrı, şeytanlardaki ene yalnız şerri ister. Enaniyeti beşeriye ise hem hayrı hem de şerri ister.
Abi o emanet verilirken ki teklifte şey mi var yani, ben size melekiyetten de biraz vereceğim ama şeytaniyetten de vereceğim, ona göre. Tabii ondan korkmuştur. Ona göre size elbette imtihanı sokacağım. Onlar hitab-ı ilahideki muradı kavramışlar. O muradı kavrandıktan sonra korkmuşlar. Biz korkmamışız. İnsan niye korksun? Sen ondan cehula diye. İnsan kadar cesur bir varlık yok ki. Gözünü kapadı gider valla. Şimdi üçüncü nokta. Bu neydi? Şahsiyet-i Ademiyet kitabından Adem, bir elif. Şimdi bunu anlatacağım. Ene şahsiyet-i Ademiyet'in kitabından bir eliftir ifadesiyle yalnız başına Ademiyet'teki yalnız şeytaniyet, Ademiyet'teki yalnız melekiyet ve Ademiyet'teki yalnız Ademiyet'i kastetmiyor. Belki bu üç cihetin mezinden, yani Ademiyet, Melekiyet ve Şeytaniyet'ten meydana gelen Ademiyet kitabının bir elifidir. Bir insanın Adem olması ayrı, hem Adem hem şeytan hem melek olması ayrı. Ademiyet dediğin zaman bu üçünü birden düşüneceksin diye. Yani insanda ademiyet olduğu gibi, melekiyet olduğu gibi şeytaniyet de var. Dikkat et ha. Resulullah Efendimiz diyor ki suizan ile insanlardan kendinizi koruyunuz diyor. Nasıl? İnsanlara suizan et. Ne demek Allah Allah? Yani bu insan bana iyilik de yapabilir, kötülük de yapabilir. Daima düşüneceksin. Baban olsa yine düşüneceksin. İyilik de yapabilir, kötülük de. Niye? Ademiyet var çünkü. Ademiyetin içerisinde şeytaniyet de var. Tabii insan 80 sene melekiyet üzerine gider de bir an şeytaniyet olabilir. Olur da nice insanlar görür. %50 dediği bu mu? %50 bu işte yani. Yani %50 bu adamın faydası bana olur. Melek gibidir. %50 bu adam şeytan gibidir. Bana zarar verebilir. Daima muamelende bu ölçüyü elden bırakmayacaksın. %100 teslimiyet yok. Test etmedikten sonra. Hocam peki o meleği aradan çekin asıbın ve nimel vekil demek ne demek yani? O burada yok o zaman. Nevlilerinde yok mu? Bu başka bir şey var. O da ayrı bir mertebe. O da ayrı bir mertebe Hacı Baba. Demek insan bu üç cihetin mezinden, yani ademiyet, melekiyet ve şeytaniyetin mezinden, yoğrulmasından meydana gelen Ademiyet kitabının bir elifidir yani. Biri hayra ve vücuda bakar, o yüz ile yalnız feyze, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecelliyatına kabildir. Yani vereni kabul eder, kendi icat edemez. İmana geldi şimdi. Verileni kabul edersin, edebilirsin. Kabul etmezsin zaten kafir oluyorsun. Verileni kabul ettiğin zaman kabil oluyorsun yani. Kendin icat edemezsin. Sen yoktan yaratamazsın. Senin yapma kabiliyetin yok. Sadece kabul etme kabiliyetin var. Hayra ve vücuda bakan cihetin abudur. Bu imandır işte. İnsan o yüzde fail değil. Münfaildir. Yapıcı değildir. Yapılandır. Sende bir şey tecelli ediyor. Yapan sen değilsin. Ya sen sadece kesbedesin. Meyledensin yani. Yapmaya meyledensin. Yapan sen değilsin. İcattan eli kısadır. İnsan hiçbir şey yaratamaz. Ne sevdiğine yaratabilir, ne kızdığına yaratabilir. Yaratma işi Allah'ındır. Cenab-ı Hak o yüzde fail değil, münfaildir, icattan eli kısadır. Cenab-ı Hak 1001 ismiyle Ene'nin üzerine tecelli eylemiş. Ene'de görünen cümle mehasin Allah'ındır. Cümle kusurat ise Ene'nindir. Allah zatına mahsus sıfatlarla, isimlerle, şuunatla senin üzerinde tecelli eder. Ene'de bazı haller meydana gelir. O hallerin hepsi Allah'a ait. Senin değil. Yani mehasin kısmı Allah'ındır. Günah kısmı, yanlış kısmı senindir işte. Ene'nin vazifesi budur. Ene'nin vazifesi budur. Hayrı Allah'a verecek,
şerri kendi üstüne alacak. Kitap bitti işte. Ha, burada kitap bitti. Kitabın son cümlesine ne olması lazım? Bütün hayırları Allah'a vereceksin, bütün şerleri kendi üstüne alacaksın. Dersin konusu bu zaten. Bunu anlatmaya çalışıyor. Bunu söylediği zaman ders bitti. Elhamdülillah eneyi bitirdik. Vallahi ders bitti. Yazı tura gibi bir tarafı seni gösteriyor, bir tarafı Allah'a. Netice çünkü şu dersi, kitabı bitirdiğimiz zaman şu fikrin bizde yerleşmesi lazım. Bizdeki bütün güzellikler Allah'ındır. Bizdeki bütün çirkinlikler bizimdir. Günah bizim, sevap Allah'ın. Yani ne kadar konuşursan konuş. Ya ne güzel ders yapıyor. Benim buradan girer, buradan çıkar. Çünkü yapan Allah'tır, biz değiliz ki. Bütün güzel fiillerin sahibi Allah'tır. Bitti. Neyle övüneceksin? Günahlarınla. Günahla övünülür mü? İnsan ne kadar zavallı. Tek malımız günahlar. İnsanın bir yüzü de şerre bakar, kendisi ademdir, vücudu hakikisi olmadığından çok ademiyata yani şerlere merci olur ve ademe gider. Çok ademi emirlere merci olur. Ademi emirler neydi? Günah, isyan. Ademi emirde işler bunlardı yani. Allah'ın dediklerinin aksini yapmak, aksini düşünmek. Veya hiçbir şey yapmamak. Haşa, Allah yoktur der, inkar eder, günah işler, zulmeder, hakaret eder. Bunların hepsi ademiyattır ve şerdir. Çünkü adem olan eneden kaynaklanmaktadır. Bazı günahlar her ne kadar vücudi gözükse de Allah'tan gelmediği için menba-ı vücudi değildir. Kökü vücudi değil diye. Evet, içki içmek bir vücut gibi, bir varlık gibi gözüküyor. Bir fiil var ortada. Ama içki içme emri Allah'tan gelmediği için o vücudi sayılmıyor. O varlık gibi gözüken şey de diyor ki o da menfidir. İçkisi, zinası, kumarı bir hareket gibi gözükse de emir Allah'tan gelmediği için, onu yapma emri Allah'tan gelmediği için onlar da ademi sayılıyor. Diyor ki bunlar da senindir. Muktazisi ademi ene olduğu için. Evet. Belki menbaı adem olan enedir. Onun için adem sayılmıştır. Bu mesele Kader Risalesi ve Haşiyesi adlı eserde şöyle izah edilmiştir. Burayı okuyalım mı? Kaçta başladık? Tam vaktindeyiz. Vakit geldi. Şimdi burada Kader Risalesi'nden bir alıntı var. Ondan sonra şu ağlardan iki alıntı var. Sonra bir hüküm kısmı var. Burayı müstakil bir daha işleyelim inşallah. Biraz da pekiştirmiş olalım yani. Yani o günahların işlenirken ki o fiiliyat Allah'ın tecellisi değil mi? Yaratma fiili Allah'ın değil mi? Yaratma Allah'ın. Yaratma Allah'ın. Evet. Kısaca ama izah etmek onu da ademiyattan kabul ediyoruz dedik ya. Kesk, halk ve muktaziyi izah etmek lazım. Evet. Her yapılan harekatta üç tane unsur var. Halk, muktazi, kesb. Bu üçten ikisi kim ise o fiil onu sayılıyor. Şimdi namaz kılmak. Namaz kılmakta namaz kılma işini yaratan kim? Halk kimi? Halk her zaman Allah'ın. Halk her zaman Allah'ın. Peki beşerin yaptığı amellerde ister müsbet ister menfi. Kesb kimin? İnsanın. İster hayır ister şer. Bir oldu. Kesb senin. Şimdi Allah'la bir berabere kaldık. Şimdi bu amel Allah'ın mı senin mi? Şimdi o muktaziye bakacaksın. Yani bu emrin kaynağı Allah mı sen misin? Eğer Allah diyorsa ki yap, yaptığın zaman bu ikisi Allah'ın iki hissesi oluyor. Bir hisse senindir. Bu istediği kadar ne kadar güzel hareket olursa olsun hepsi Allah'ın. Çünkü muktazi Allah'a ait oldu mu? Halk zaten Allah'ındır. Cenab-ı Hak iki bir galiptir her zaman. Fakat yapılan hareket şer ise, günah ise, isyan ise burada muktazi yani o hareketi yapmaya seni sevk eden gerekse kimin? Ene. Kimden çıkıyor bu? Senden, sen istiyorsun bunu. Allah demiyor ki içki iç. Allah demiyor ki kumar oyna. Allah demiyor ki zina et. Allah demiyor ki anana babana isyan et.
Bunlar senin kendi kafandan çıkıyor bu kanunlar. Sen bir kanun koyuyorsun iradenle yani. Hem kesip sen. Cenab-ı Hak diyor ki ha bu kanun yani bunun muktazisi sana ait mi? Kesmeden meyleden de sensin. Ben yaratırım diyor. O zaman 2-1 sen galipsin. Bütün günahlar senindir. Mübarek olsun. Allah diyor ki bütün hasenatlar, güzellikler benimdir. 2-1 benim. Bütün şerler, yanlışlar, yamukluklar 2-1 senindir. İster onu yap, ister onu yap. Fark etmez. Hadi serbestsin. Serbestsin. Ne kadar günah işliyorsan işle. Ama neticede önüne gelir. Ondan sonra Nasrettin Hoca'nın eşeği gibi kafanı sallamayacaksın. Nasrettin Hoca rahmetli merkeple tarlaya gidiyormuş. Hayvanın torbasına arpa doldurmuş. Gidince boynuna alsın tarlada yesin hayvan diye. Yolda giderken merkeptir bu da köylüler bilir. Nerede bir eşek pisliği görse bir koklar bakar. İlla koklar bakar yani. Hoca demiş ki ya bu herhalde bu pislikleri seviyor. Arpayı boşaltmış torbadan. Eşek hangi pisliği koklamışsa onu doldurmuş torbaya. Tarlaya varınca da kazığı çakmış. Hayvan ipini kazığa bağladıktan sonra torbayı getirmiş eşeğin başına takmış. Şimdi eşek içeri bakıyor. Arpa diye tabii bakıyor garibim. Bakıyor ki hep eşek pisliği. Kafayı sallamaya başlamış sağa sola. Nasrettin Hoca demiş ki hiç boşa kafayı sallama. Sen beğendin ben doldurdum. Kesip de muhtazi de senden. Ha, kes de muhtazi sendense. Torbayı dolduran ben. Senindir. Torbayı başına kendin takıyorsun. Allah'ın yani huzuruna gittiğin zaman kafanı sallama. Cenab-ı Hak diyecek ki sen beğendin ben doldurdum. Sen istedin ben yarattım diyecek. Onun için ne kadar cümle günahımız varsa tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi onlar bizimdir. Fakat sen gafurur rahimsin. Bunları sil ya Rabbi. Bunları sil bize gösterme yoksa yandık vallahi. Yani, yani şu zamanda beşerin çektiği bütün sıkıntılarla hep bütün beşer eşek gibi yani. Şimdi kafa sallıyor. Hiç sıkıntı yapmışlar. Vallahi kafa sallamayı boşa. Şu idarecilerin sistemi. Hepsi şu anda. Şimdi yakında tam kafa sallama başlayacak merak etme. Tam kafa sallama başlamadı. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Şu Kur'an'ı dersin yüzü suyu hürmetine. Amin. O kafasını sallayacak, torbayı sallayacak eşekleri bir an önce uyandır ya Rabbi. Amin. Lillahi'l-Fatiha.